Merhaba gençler dostlar. Ben Berke. garip bir şey oldu. Farklı bir giriş oldu. Artık bunu kullanabilirim. Bilmiyorum. Artık o New Game'den herkese tekrar merhaba şeyi eskidi. Yine de siz bilirsiniz. Yorumlara yazarsanız hangisi daha iyiyse. Onunla devam ederiz. bugün farklı bir video çekeceğim. Bugün bir review yani inceleme videosu çekeceğim. Neyle alakalı? Geçenlerde internetten okumuştum veya sağ alta bildirim gelmişti. Windows 10 ile alakalı. Şimdi Windows 98 açıkçası kullanmadım. Windows XP kullandım belli bir süre yani 2006'dan 2010'a kadar diyebilirim. 2010 veya 2000 üstü de olabilir. Yani İstanbul'a taşındığımda hala bir Windows XP işletim sistemi vardı. XP benim için cidden çok iyi bir işletim sistemiydi. Çünkü o alttaki mavi görünümü falan, teması, onun dışında üstünde bilgisayarın herhangi bir yük yoktu. Ama şöyle bir şey vardı ki küçük bir RAM sorunu vardı benim bilgisayarımda. Aynı zamanda da yani artık o tema da yavaştan benim gözüme eskimeye başlamıştı. Çünkü teknoloji arttıkça işletim sistemlerindeki ve programlardaki bazı görünümler de artıyor. Sonra İstanbul'a geldikten sonra ben aslında pardon şöyle anlatayım bir daha toparlayayım. 2010 yılında aynı zamanda benim bir laptopum vardı. Marka vermek istemiyorum çünkü cidden berbattı. İşletim sistemi Vista'ydı. Vista çok kötü yani benim için bayağı kötü bir işletim sistemiydi. Çünkü acayip yavaş yani hiçbir program hiçbir şey çalıştırmıyor. Herhangi bir yönetici izni gerekiyor. İşte her türlü şey için belirli ayarlamalar yapmak lazım. Daha sonradan Windows yani Microsoft buna güncelleme getirerek Vista'yı 7'ye çevirdi. 7'ye bağladı yani yeni işletim sistemi çıkardık diye. Sonra 7 ben XP'den 7'ye geçtim İstanbul'dayken. Böyle bir alışma süreci bayağı bir oldu. Çünkü yani mesela XP'de diyor ki ad değiştir. Vista'da diyor ki yeniden adlandır. Diyorum ben bu nerede bulamıyorum çünkü ilk harfine bakıyor ya insan ister istemez. 7'ye geçtim ondan sonra. 7'ye de hemen bir şekilde alıştım. Hızlı bir biçimde. Bu arada Skype'tan bana mı şey geldi? Herhalde bana geldi. İşte ondan sonra alıştım 7'ye. 7 ile bayağı iyi gidiyorduk. Sonra 7 de programlarda bazı problemler çıkarmaya başladı. Ne gibi? Yani bir programı kurunca diğeri çalışmıyor. Mesela ne gibi örnek verebilirim? Bir kere kendim format atmıştım. Şey açılmamıştı bende. Unreal Engine 4 açılmamıştı. Veya Unreal Engine açılmıştı ve DLL sorunları falan almıştım. Bundan dolayı 7'den de birazcık şeyim vardı yani. Bana batan bir şeyler vardı. Professional kullanıyordum normalde. Sonradan Ultimate'e geçtim. En son yani. Benim bu kanala yüklediğim en son videolar Ultimate ile kaydedildi. Yani bayağı da Ultimate'den memnun olduğumu söyleyemem. Çünkü Ultimate'in sorunları bana göre Windows 7'den daha fazla. Pardon, Professional'dan daha fazla. Sonra 8 çıktı. 8'de Metro arayüzü falan geldi işte böyle. 8'de tabi başlat tuşu yoktu biliyorsunuz. Ben gittim birazcık acaba Windows 8'e geçsem mi? Çünkü biraz daha hızlandırılmış şeyler varmış. Örneğin Internet Explorer falan Google Chrome'dan daha hızlı bir şekilde tasarlanmış. Ben de bir inceleme videosu izledim. Baktım herhangi bir beğendiğim bir şey olmadı açıkçası. Yani Windows 8'i cidden beğenmedim. Aslında ben değil birçok yani ne bileyim milyonlarca kişi beğenmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü başlat tuşunun olmaması Windows için büyük bir eksiklikti. 8.1 ile bazı güncellemeler falan geldi. İşte biraz daha güzelleştirildi Windows. Biraz daha yeni özellikler falan eklendi. Sonra Windows 10 gelecek. Yani gelecek. İnternette okuduğuma göre seneye geliyormuş. Yani seneye satışa sunuluyormuş. Çoğu kişiye de rezerve yaptırma
şeyi sunuluyormuş. Hakkı sunuluyormuş. Rezerv yaptırdım ben de. Şu sağda küçük bir Windows ikonu çıkıyordu. Ona tıklıyorsunuz. Windows 10'u alın diye. E-mail adresinizi falan veriyorsunuz. Oradan size rezerv yaptırıyordu. Ben yaptırdım ilk başta. Daha sonradan şey oldu. Yani o ikon açılmamaya başladı. Direkt tıklıyorum geri kapıda yani. Zaten ben biraz geç şey yaptım biliyorsunuz. Yani bu videoyu çektiğime göre daha dün geçtim. Daha yeni yeni Windows 10'a geçtim. Yani ilk başlarda ben sana öneriyordum. Ne oldu kardeş, hani niye geçmedin, geçseydin falan filan dermişçesine bana trip attı. Ben de işte o sorunu gidermek için şey yapın arkadaşlar. Hala Windows 7'deyseniz veya 8'deyseniz güncelleme kısmından güncellemelerle oynayın biraz, tamam mı? Bütün güncellemeleri yükleyin ve olmazsa internetten araştırın, bir tane güncelleme var, onu silmeniz gerekiyor. Sonra ben yükledim. Şimdi onun hakkında yaklaşık 5 dakikalık konuşma videosundan sonra iyicene açıklayayım. Bu arada arka planı ben size yollayabilirim isterseniz. Güzel bir arka plan beğendim diyorsanız. Ezan okuyor. Ezallah şefaat ya Resulallah. Şimdi bu aşağıdaki ilk beğenmediğim şey, yani artılarını daha sonradan konuşacağım. İlk başta eksilerinden bahsedeceğim. Çünkü insanlar direkt eksilerine bakıyor. Şu alttaki kısım Windows 7'ye göre biraz daha şeffaf değil. Biraz daha az şeffaf, evet. Ancak şu, atıyorum buradaki MTC'yi açmışsam orası biraz daha şeffaf oluyor. Onun için Aeroglass denen bir yeni bir uygulama var galiba, yeni bir eklenti, tam olarak bilmiyorum. Onunla halledebiliyorsunuz. Windows 10'a geçtiğinizde bu arada tüm programlarınız korunuyor. Sadece yüklemeniz gereken şeyler ekran kartınızın driver'ı, bir de harici olan şeylerin driver'ı, atıyorum. Benim webcam için bir driver gerekiyor. Ama mesela benim ses kartı için bir driver gerekmiyor. Şuradaki Windows masaüstü tuşu hala duruyor. Buradan şey yapabiliyorsunuz. Buradan şunu nasıl çıkabilirim? Dur. Şuradan Skype'dan çık diyeyim. Çık. Tamamdır. Skype gelmiş arkadaşlar bu arada. Şuradan, burası bizim başlat menümüz. Özlemişsinizdir belli bir süredir. Buradan şöyle şey yapabiliyorsunuz. Bunu böyle metro arayüzüne dönüştürebiliyorsunuz, arayüzüne. Ancak ben tavsiye etmiyorum. Yani ben metroyu sevmiyorum. Şuradan da böyle büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şunu eski yerine almaya çalışalım. Tüm uygulamalar var. Burada bilgisayarınızda olan tüm uygulamalar geliyor. Tamam arkadaşlar, böyle. Her şey geliyor. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Windows Media Player bile var. Açılıyor mu? Ha, açılıyormuş. Ben bunu görmemiştim. Sonra burası bizim dosya kısmımız. Buradan şey, dosyalarımıza, belgelerimize, update'lerimize. İşte mesela bunlar benim Unreal Engine dosyalarım. Belgelere, her şeye ulaşabiliyorsunuz. Hatırlıyorsunuzdur bunu zaten Windows 7'den. Chrome burada. Sonra buradan böyle, yani neredeyse Windows 7 ile aynı. Şurada şöyle küçük bir bildirim var. Yine bir bildirim diyorum. Yine bir buton var. Buradan hızlı işlem merkezi deniyor buna. Buradan tablet moduna geçerseniz tablet moduna geçiliyor arkadaşlar. Yani şu anda biz bilgisayarı tablete bağlasak bir şekilde tabletten kontrol edebileceğiz. Şunu hemen normal alayım. Metro arayüzünü istersen kullanıyorsun, istersen kullanmıyorsun şeklinde bir uygulama var işte burada, dediğim gibi. Onun dışında şuraya arama butonu gelmiş. İşte buraya mesela Metallica yazalım. Burada ögelerimi de ara diyor. Ögelerimi de ararsa tüm bilgisayarda aranıyor. Demek ki benim bilgisayarımda, yani C'de, herhangi bir şekilde Metallica ile alakalı bir şey yok. Onun dışında evrensel bir arama biçimi var. Aynı şeyin. Yeni bir uygulama gelmiş. 3D Builder diye.
Buraya objelerinizi atıp böyle build edebiliyorsunuz. Bunu daha sonra konuşuruz. Buranın hepsini seçmiş. Şimdi şöyle yaparsak. Atıyorum. Kanatlarını yerleştirebiliriz. Bir tür 3D obje tasarım programı. Evet, saçma sapan bir şey oldu ama olsun. Onun dışında söyleyeceğim pek fazla bir şey yok. Hoşuma giden şeyler dediğim gibi bayağı bir hızlanmış. Bu arada buraya Microsoft Edge denen bir şey konmuş. Internet Explorer'la neredeyse aynı. Ancak sevmediğim kısmı Bing arama motoru yapmışlar. Ve Google yapamıyorsunuz. Şu anlık yapamıyorsunuz. Buraya isterseniz link giriyorsunuz, isterseniz de normal bir şey arıyorsunuz. İşte 1357 abone, 20.970 görüntüleme. Böyle. Bayağı güzel. Veya başka nereye girebiliriz? Başka Google yazalım. Bunun ayarlarını şuradan sağdan ayarlardan değiştirebiliyorsunuz her şekilde. Gelişmiş ayarlardan şuradan ben şunu değiştirmeye çalıştım ama değiştirmiyor. Bakın yine ekliyorum. Varsayılan olarak ekle. Az sonra burada hata verecek. Buradan istediğinizi arayabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi bu sağlayıcı eklenemiyor diyor. Yani her şey güzel bir şekilde toparlanmış, değerlenmiş. Onun dışında şuradan Xbox hesabınız varsa Xbox hesabınıza girebiliyorsunuz ki ben Xbox'ı şu anlık elimde bir Xbox yok. Veya anladınız o şekilde. Tüm programlarınız taşınıyor ve ayrıca Fraps çalışmıyor. Yani ona göre bir önlem alın. Çünkü Fraps açmaya çalıştım, çalışmadı. O yüzden Camtasia ile kaydetmeye çalışıyorum şu anda. İnşallah sesi kaydediyordur yani. Burada küçük bir şey geliyor. Burada bizi oylayın diyor. İşte puan veriyorsunuz 1 2 3 4 5 diye. Çok iyi, kötü, en kötü. Artık Windows 10'la devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü bayağı bir hızlandı. Bilgisayar bayağı bir hızlandı. Ve DirectX 12 galiba sadece buna gelecekmiş Windows 10'a. Eğer ki yani daha çok sistem özelliğine sahip olmak istiyorsanız, yani sistem özelliklerinizin biraz daha güçlü olmasını istiyorsanız Windows 10'a geçebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bilgisayarınızı bayağı bir hızlandırıyor. Ki yani ben hiç şey yapamazdım. Bu arada Opera yaklaşık 100 MB yer kaplarken RAM'de Chrome 150 yok 200 MB kaplıyor. Microsoft Edge ise yaklaşık bir 40 veya 80 öyle bir şey kaplıyor tam olarak yani. En iyisi şu anda Microsoft Edge, o yüzden hızlandı. Kullanımı rahatlaşmış. Bu arada bir ayarlara girelim. Evet. Burası Windows 7 için denetim masası neyse burası da orası. İşte görüntü, bildirimler falan filan diyor. Burası görüntü. Görüntü kısmı yani. Direkt ekranınızla alakalı. Çok görevli falan filan. İki tane ekranı bağlarsanız ne yapabilirsiniz? Öyle. Cihazlar, fareler, yazıcılar bunları bundan ayarlayabiliyorsunuz. Ağ ve internet. İnternetinizle alakalı. Kişiselleştirme bu bildiğiniz üzere arka plan şeyleri. Hesaplar, işte zamanlı değil, erişim kolaylığı, gizlilik, güncelleştirme, güvenlik. Buradan Windows Update, yedekleme, kurtarma falan filan yapabiliyorsunuz. Göstereceğim bir başka şey ise, yaptım.
yakınlığım bir, başka şey ise atıyorum bir video açıyoruz. Videoyu oynatırken dinlerken aşağı alıp oradan başka bir şey girmek istiyorsunuz. O anda videonun sesini ve görüntüyü kesiyor. Direkt her şeyi kesiyor. Video duruyor. Siz o şekilde işinizi görebiliyorsunuz. Onun dışında videoyu kapatmadan, yani bir pencere biçiminde burada açık bırakarak başka bir şey girerseniz oluyor. Sonra ne koyacağım? Atıyorum burada Xbox, Google Music, Filmler TV. Bunlar burada kalsın, tamam mı? Bunları böyle şöyle şuraya koyayım. Buraya konuluyordu bir şekilde de. Unuttum ben onu, yöntemini şu an. Şöyle yapayım. Herhalde böyle. Aynen böyle. Şöyle koyayım şunu. Tamamdır. Öyle mi? Nasıl? Bir şekilde koymam lazım yani bunu. Şimdi de şöyle yapayım. Bu şekilde ekranınızı ikiye bölebilirsiniz. Filmleri de atıyorum şuraya alalım diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu benim projem olarak kalsın. Ben farklı bir masaüstü daha açayım. Aynı Photoshop'taki layer'lar gibi, Photoshop kullananlar için katman katman istediğinizi buraya koyabiliyorsunuz. Mesela buraya da mağazayı koyalım, store. Bu haber. Başka ofisiniz ve finans, tamam mı? Bunlar da burada kalsın diyorsunuz. Şöyle koyayım. Bunlar da burada kalsın diyorsunuz. Bu arada tablet modunda hiçbir şekilde şöyle çarpı falan oradan şey kapatamıyorsunuz. Oha, direkt internet gitti benim. Her neyse. Diyorsunuz ki işte dediğim gibi tablet modunda çarpıdan kapatamıyorsunuz. Oradan ayarlara gelmeniz lazım. İkonlar birazcık büyütülmüş. O da tablet modu için. Tablet kullanıcıları için. Çünkü küçücük parmağınla nereye basacaksın? İşte diyorsunuz ki burası benim benim haber, mağaza, fiyatlar falan filan. Daha çok maddi bir masaüstüm olsun diyorsunuz. Burası da benim normal masaüstüm olsun diyorsunuz. Kapat abi. Kapat. Sonra onun dışında pek bir şey yok. Galiba bir klavye uygulaması vardı. Allah Allah. Sanal klavye vardı ya. Hay Allah, yok herhalde. İşte daha sonra dediğim gibi programlarınızın hepsi taşınıyor. Eğer ki fabrika ayarlarına dönüş yapmak isterseniz. Aha, vallahi da açıldı. Var, varmış. Buradan istediğiniz biçimde yazabiliyorsunuz. Şöyle abartalım birazcık. Şöyle de abartalım. Bu da herhalde tablet kullanıcıları için bir uygulama. Atıyorum. Klavyeniz bozuldu. Veya bir süt döküldü, ne bileyim, bir su döküldü. Süt nedir ya? Süt niye süt dökülsün ki? Benim eski klavyeme süt dökülmüştü de ondan dolayı herhalde aklıma geldi. Buraya bir şekilde koyuyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Sadece mouse'la. Başka söyleyeceğim pek bir şey yok ya, gerçi yani. İlk defa geçtiğim için birkaç problem alacağım. Kesinlikle alacağım çünkü vermezse problem, yani hata vermezse olmaz. Yüklerken her şeyi o yapıyor yani. Direkt bütün dosyalarınızı aktarıyor. Tüm dosyalarınızı aktardığı için de size yapmanız gereken pek bir şey kalmıyor sizin. İşte daha sonradan başka ne diyeceğim bilmiyorum yani. Ha, eğer ki fabrika ayarlarına dönüş yapmak isterseniz, yani bir nasıl anlatayım, bir tüm her şeyi temizleyip en baştan yeni bir Windows 10'a sahip olmak isterseniz onu da yapabiliyorsunuz. Ancak o zaman hangi disklerin korunacağını falan onları seçmek zorundasınız. Onu size seçtiriyor.
Eğer ki Windows 10'dan memnun olmazsanız Windows 8.1, 8 veya 7'ye geri dönebiliyorsunuz. Yani eski işletim sisteminiz neyse ona. Onun dışında söyleyeceğim cidden pek bir şey yok. Güzel olmuş. Beğendim yani. Windows 7'den sonra biraz böyle bir %10-25 gibi bir oranda yükselme hissettim. Ve FPS'iniz artıyor arkadaşlar oyunlarda. Mesela bu oyunda da Evolve, tamam mı? Bu arka plandaki oyun Evolve. Şurada, şurada. Onun da videosunu çekeceğim, ona da geleceğiz. güzel bir oyun bu arada. Tavsiye ederim. Eskiden yani Windows 7'deyken ben Evolve'dan yaklaşık 50 FPS falan alıyordum. Ve yani medium'da oynuyordum. Şimdi high'da oynuyorum. Yani yüksekte. Bir de üstüne high'da oynarken 60 FPS rahat alıyorum. Counter-Strike Global Offensive'de yaklaşık 100 FPS'e kadar falan yükseliyor. Yükselebiliyor. LoL gibi oyunlarda 200 FPS'e yükseliyor. Battlefield 4 gibi oyunlarda açıkçası 55-60 gibi duruyor. Yani şu anlık benim bilgisayarım üzerinden konuşuyorum. 8 GB, 4 GB ekran, 2 GB ekran kartı, 8 GB RAM, 3,5 GHz işlemci, çift çeker, çift altı çekirdek pardon. Böyle yani. Windows 10 budur. Windows 10, Windows 7'ye çok benzeyen ama Windows 8 ile de karıştırılan bir tür işletim sistemi ve çok da güzel olmuş. Yeni kurdum bu arada MTC'yi. Şu anlık benim Windows'a karşı tek kötü görüşüm şudur ki Origin'den herhangi bir şey indiremiyorum. Herhangi bir oyun hiçbir şekilde indiremiyorum. Yani şey Battlefield 3 almıştım. Onu yüklemek istedim. Yükleyemiyorum. O Windows'a karşı bir şeyim yani. Buradan Windows'a selamlar falan. Videoyu burada durdurmak istiyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, eğer beğendiyseniz beğenmeyi. Yani beğenmeden be neyse. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Videodaki reklamlara tıklarsanız sevinirim. Dediğim gibi abone olursanız da sevinirim. Facebook sayfamıza, grubumuza davetlisiniz. Twitch kanalım aşağıdadır. Bir de şey, bağış butonu da aşağıda. İsterseniz bağış yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. O zaman görüşürüz. Bay bay. Öptüm. Gittiniz mi? Tamam hadi gidin.